biraz zaman ver. Ben bekleyeceğim. Biraz yürüyebilir miyim? Gecenin bu saatinde tek başına. Çok uzaklaşma. Hayır, biz de geliyoruz. Yalnız kalmak istiyorum. Seni yalnız bırakmam. Ben dondurmacıda kalırım, siz gidin. Seni de yalnız bırakamam ki. İçeride bir sürü insan var. Merak etme, hadi siz gidin. Gidin Necat. Zahmet olmazsa gözlerim kapanıyor. Siz yatın, ben beklerim çocukları. Yok, ben de beklerim. Feride Hanım, bizim Zülerle konuşmamız gerek. Bu durum biraz beni kaygılandırıyor. Haklısın. Her an ok yaydan çıkabilir. Bu kanayan aşk yüzüme vuruyor. Her yanımdan yakıp geçiyor. Bir yanım gider, bir yanım kalır. Fırtına dinmez seni benden alır. Zor artık yeniden aşk, kalbim biliyor. İçimde ağlayan çocuk yok olmaz diyor. Bir yanım kaçar, bir yanım kalır. Fırtına gelir seni benden alır. Konuşmam lazım. Neyi? Neredesin? Çalışıyorum Namık. Telefonda söyler misin? Sana geliyorum. Namık. Lütfen. Abla. Lütfen. Of. Peki tamam.
Dünyaya gelmek isteyen bebeğe veda edemem. Ama annem gibi. Hepsinin beni büyüttüğü gibi büyütmeye de korkarım. Başlamamış şeyler. Bizimkisi gibi. Hayat boyu hep yarım yamalak. İçimizde bir yerde yaşar mı? Zülal. Sen neye karar verirsen ver, ben yanında olacağım. Haritadan bir yer seçiyorum hep. Buraya yürüyeceğim diyorum. Ya senden kaçıyorum. Ya sana dönüyorum ama... bir şey yolunu değiştirmeme sebep oluyor. Çeşme'de yürüyüşteyim. Dolunay çok büyüleyici. Seveceğim fotoğraf. Göstermek için sabaha bekleyemedim. Biliyor musunuz? Mesajınız geldiğinde ben de tam o sırada aynı sizin fotoğrafınızdaki gibi dalıp gittiğim ayın resmini çekmeye çalışıyordum. Bu bir tesadüf olamaz dedim. Ayağa kalkıp etrafa bakındım buralarda bir yerde misiniz diye. Bu nasıl bir şey? Aslında... aynı anda aynı yerde olmamız bir tesadüf olurdu. Ama aynı anda aynı şeyi görmemiz, aynı şeyi görüntülemek isteyişimiz, bu çok daha derin bir şey. Yarın kahvaltıda görüşürüz. Görüşürüz. Zülal Necat'ı seviyor olabilir mi? Onu sevdiği halde benimle evlenmiş olabilir mi? Neden böyle bir şey yapsın ki? Çünkü Zülal düne kadar kuzen olduklarını düşünüyordu. Hayır, sanmıyorum. Sen neden böyle bir hisse kapıldın? Filmi hep geriye sarıyorum. Zülal bana hep aynı şeyleri söylüyor. Sana güvenmiştim, artık güvenmiyorum. Sana inanmıştım, artık inanmıyorum. Seni sevmiştim. Asla böyle bir cümle kurmadı.
sadece güvendiği, inandığı, seni doğru dürüst bir adam sandığı için evlenmiş olabilir. Bunu neden Nejat'a bağlıyorsun ki? Nejat'ın Zülal'i sevdiğine, adımın Namık olduğu kadar eminim. Şu anda aynı evin içinde yaşıyorlar. Kuzen olmadıklarını biliyorlar. Ben Zülal'in gözünde beş para etmez bir adamım. Nasıl bir iç huzuruyla affedileceğim anı bekleyebilirim ki? Nejat senden önce de, sen varken de Zülal'e karşı her zaman onurlu bir şekilde durması gereken yerde durdu. Eşiği asla geçmedi. O eşiği ancak Zülal de onu seviyorsa geçebilir. Ki böyle bir şey olursa sen buna itiraz edecek bir noktada değilsin. Sen ne demek istiyorsun? Bana bir kadının Nejat'ı sevmemesi için tek bir neden göster. Zülal sana dönmezse senin için hiç üzülmem. Çünkü senin karın olsam ben de sana dönmem. Ama Zülal sana dönmezse ve Nejat da olursa seni benim hayatımı mahvettiği için asla affetmem. İşte bir gurursuz kadın modeli de. Ha Nüket, ha sen. Eda, Nejat Zülal'i seviyor diyorum. Zülal benimle evli diye sırf çaresizlikten beraber olmayı hayal ettiğim bir adamı konuşuyoruz. Bana eğer kendimi yeni bir şeye başlamaya hazır hissedersem o kişi sen olursun demişti. Yakınlaşıyorduk biz. İlk defa önümüzde bir ışık görmüştüm. Sayende yine karanlıktı. Zülal onu sevsin sevmesin. Sana dönsün dönmesin. Senin artık Zülal'i mutlu etmeyeceğini biliyor. Bu ihtimal yüzünden benim tanıdığım Nejat Zülal'i ölene kadar bekler. Hiçbir şey söylemeyeceğiz. Her şeyi Zülal kendisi karar verecek. Ağlaman hiçbir şey değiştirmez. Bunlarla vedalaşma vaktin geldi. Görmedikçe daha çabuk unutursun. Aşkım benim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak diyeceksin ki yarın yeni bir gün ve ben yeni bir ben olacağım. Böyle söyleyeceksin. Tamam mı? Nüket. Çok geçsin. Belki sen namığın üstüne bu kadar gitmeseydin, ailesini kışkırtmasaydın bunların hiçbirisi olmazdı. Nüket, beni mi suçluyorsun? Bazen anne, bazen hakikaten olayların gidişatını değiştirdiğini düşünüyorum. Ağlaman bir şey değiştirmez. Biraz yalnız kalabilir miyim? Aklımı kaçıracağım ya. Aklımı kaçıracağım. Sakin ol. Ne oldu? Kızım beni suçluyor. Ya bütün bu olanlardan beni suçluyor.
Eğer ben Namık'ı, ailesini, hatta Necat'ı kışkırtmasaymışım bütün bunlar olmayacakmış gibi. O kadar hassas, o kadar kırılgan ki. Ya bütün bu olanlardan önce bile Namık'ın onunla beraber olamayacağını göremeyecek kadar kör. Bence bunu kastetmedi. Namık'tan ümidini kesmişti. Hatta onun bebeğini bile istemedi ki. Ama sen durup dururken o bebeği kızının gözüne bir koz olarak soktun. Ve sonra da dediklerinde haklı çıkmak için elinin uzandığı her yeri ateşe verdin. Önce Namık, sonra ailesi, sonra da Necat. Zaten sonuçta bir şey elde edemeyecektin ki. Ama yine de devam ettin. Sen benim nereden geldiğim, neler yaşadığımı biliyor musun? Ezilmek ne demektir biliyor musun? Nükhet'i hamileyken neler söylendiğini, neler çektiğimi biliyor musun? Bütün yaşadıklarını kızın yaşamasın diye doğru ya da yanlış de her şeyi yapıyorsun. Yapıyorsun işte. Ve bazen de böyle çırpınarak batıyorsun işte. Sen Nükhet'e hamileyken kocanı elde etmiş olabilirsin. Ama aynı şey kızın için geçerli olmadı. Bundan sonra hareketlerine çok dikkat et be kız. Çok dikkat çekiyorsun. Düşman topluyorsun. Eğer kafayı sana takarlarsa ve kurcalamaya başlarlarsa öyle bir açığını bulurlar ki sonra seni ben bile kurtaramam. Hatta beni bile yakarsın. Çok neşeli gitmiştiniz. Ne oldu size? Birdenbire karşımıza Namık çıktı. Zülal'i takip etmiş sanırım. Tüm gecemizi mahvetti. Bu gece konuşmak istemiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Efendim. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Hayırdır sabah sabah? Babamı merak ettim. Nasılsın, iyi misin? Sesin niye nefes nefese geliyor? İşteyim kızım. Kömür yüklüyoruz. Tam o sırada çaldı telefon. Baba kaç yaşındasın sen? Sırtında kömür mü taşıyorsun? Kaç yaşında olursan ol. Allah can sağlığı versin. Her iş yapılır. Paraya ihtiyacın var mı? Yok kızım. Bak babamsın sen benim. Lütfen söyle. Biraz birikmiş param var. Ne olur. Yok kızım. Biriktirdiğin paranla kendini okut. Gönlünden ne geçiyorsa onu al. Ama gene de sağ ol. Benim yaşımdaki birinin karnı doysun, doktora gidecek parası olsun yeter. Sağ ol kızım. Anasına babasına sahip çıkan bir kız yetiştirdiğim için beni mutlu ettin. Akşam üzeri yanına uğrayacağım. Kendini fazla yorma. Tamam mı? Tamam kızım. Bekliyorum. Sen de kendine dikkat et. Evet. Buna bir son vermem gerekiyor. Eve gidip eşyalarımı alacağım.
Ben bırakayım seni. Yalnız gitsem daha iyi olacak. Geri dönecek misin? Döneceğim. Kahvaltı hazır demeye geliyordum. Ama siz zaten kalkmışsınız. Geliyoruz. İşler zaten. Feride Hanım, işler sarpa sarmadan Zülal'le konuşmamız lazım. Günaydın. Günaydın yavrum. Bu sabah geç kaldınız. Gece uyuyamadım. Ben de uyuyamadım. Ben eve gideceğim. Namık'la görüşeceksin herhalde, değil mi? Hayır. Dönmeye mi karar verdin? Hayır. Eşyalarımı alıp geleceğim. Ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle ya. Okul dışında bana sen diyebilirsin. İşte. Orada profesyonel bir fotoğrafçısın. Tabii ki sen diyeceksin. Akşam beni çok şaşırttın. Siz de beni. Siz? Sen. Aynısından alayım. Sen demeyi beceremeyeceğim. Siz nasıl rahat ediyorsanız. Hayır hayır, siz bana sen diyebilirsiniz lütfen. Bu da benim objektifimden dün geceki ay. Telefonla çektim. Çok kaliteli olmadı tabii. Sen yıldızları da yakalamışsın. Babamla konuştum. Hala dönmeyecekmiş gibi konuşuyor. Hiç tanımıyorum ama babanın çok gururlu biri olduğuna inanıyorum. Öyledir. Her şeyi gurur yapar. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Baban Necat'ı biliyor mu? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Necat evimizden biri. Yanında çalıştığımız Feride Hanım'ın yeğeni. Babam böyle şeylere çok dikkat eder. Bir de yaşça benden çok büyük. Babama asla söyleyemezdim. Abi müsait misin? Sayılırım. Yoldayım, işe gidiyorum. Senden ne haber? Bir öyleyim bir böyle işte. Çok işin var mı bugün? Biraz yoğun bir gün. İyi misin sen? Biraz konuşuruz diye düşünmüştüm. Tamam. Bize 1,5 saat yeter mi? Yeter. Şimdi mi buluşalım diyorsun? Sen hazırlan. Ben seni 15 dakika sonra evden alırım. Abi seni çok seviyorum ya. Ben de seni seviyorum. Hadi geliyorum seni almaya. Hazırlan. Tamam. Görüşürüz. Çıkıyor musunuz? Evet. Abim almaya gelecek.
Gel yavrum gel. Günaydın baba. Günaydın kızım. Ne haber, nasılsın bakalım? Çok yorgunum. Ama bunları bitirdim. Ay yaşa sen ya. Vallahi harikasın. Namık Bey'den haber var mı? Akşam uğradı. Zülal'i ikna edemiyorum. Berbat bir durumda diyebilirim. Salak. Ha bu arada kızım, sağda solda öyle ayrıldılar falan diye olayı dallanıp budaklandırmayalım. Yani en azından işin adı konana kadar ha. Merhabalar. Anne. Hoş geldin Şahane. Nejat gelecekmiş bugün. Öyle mi? Ya öyle. Herhalde burayı bir de ortak gözüyle görmek istedi. Ayrıca burada görünmesi bizim avantajımıza. Ya farkındaysanız Mithat ayrıldıktan sonra çalışanlar bayağı huzursuz oldular. Onun için Nejat'ın burada görünmesi bizim için çok iyi. Hem Nejat'ın bizle ortak olduğunu deklare edince bu ne anlama gelecek? Biz yıkılmadık, güçlüyüz, daha da güçlü geliyoruz mesajı verecek değil mi? Ha bu arada oğlunuz dün ablasına gitmiş. Zülal onunla barışmıyor diye kara yaslar bağlamış beyefendi. Ben gelip konuşacağım Zülal'le. Sanırım beni dinleyecektir. Namık burada mı? Çok geç gitti benden. Geç gelir. Anne, Zülal'i konuşarak ikna edebileceğini düşünüyor musun? Siz onu bana bırakın. Eşyamı almaya geldim ama çık olsun. Görmek istemediğin birisi miyim? Evet, öylesin. Zülal. Ben izin vermeden rica ediyorum bana dokunma. Seni seviyorum. Çıkıyorsan girip eşyalarımı alabilir miyim? Anlaşmış olamayız. Üstüme gelme Namık. İzin ver, kendi yolumu kendim bulurum. O yolun seni benden uzaklara götürmesine izin vermem. Veremem. Seni çok seviyorum Zülal. Ben daha önce hiç kimseyle bir aile kurmayı hayal etmedim. Hiç aklımda olmayan baba olmak bile seninle güzel gelmeye başladı. Bunu bozma. Bozmayalım. Seni hayatımın neresine koyacaksam üzerinde senin baskın olmadan koyayım. Zorlama. Sadece beni değil, karnındaki bebeğimizi de düşün Zülal. Çünkü biz artık sadece Namık'la Zülal değiliz. Aynı zamanda o bebeğin annesi ve babasıyız. Thank you.
gelmiştim. Hazırlanıyorum. Geldiğiniz haber vereyim. Sizinle konuşacağım. Fahri Bey beni işe aldığı için, vicdanım için. Yarın izin günü. Holdingin numarasını biliyorum. Sizi oradan ararım. Abi? Evet. Hatice Hanım. Hatice Hanım, abim gelmiş. Niye haber vermiyorsunuz? Hazırlanıyor dedi. Ben de hal hatır sordum. Hadi geç kalıyoruz. Senin geldiğini söyleyeceğine durmuş orada lak lak yapıyor. Suçu yok. Ben laf tuttum diyorum. Annem kovdu. Tıpış tıpış yine geri geldi. Neyse, sen nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Abi, ben hiç iyi falan değilim. Hadi konuşuruz. Bin araba. Hocam sizinle, seninle çok güzel vakit geçirdim. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim geldiğin için. Yarın akşam bir sergiye davetliyim. Gelmek ister misin? Benimle mi gitmek istiyorsunuz? Neden olmasın? Ama orada başka öğrencileriniz de olur. Yanlış anlaşılmasın. Açık konuşalım mı Melek? Tabii hocam. Hocam demen durumu biraz zorlaştıracak ama. Ben herhangi bir öğrencime ya da senin yaşında birine daha önce böyle şeyler hissetmedim. Seninle hoca-öğrenci ilişkisinden işte takım arkadaşlığına yeni geçtik. Bir sürü özel şey paylaştık. Kızımla tanıştım. Bana aileni, Necat'ı anlattın. Şu anda belki bir zamanlama hatası yapıyor olabilirim ama ben böyleyim işte. Hissettiklerimi, düşündüklerimi, sözcüklerimi hemen takip eder. Seninleyken kendimi çok iyi hissediyorum. Bu his, eğer sen izin vermezsen hocan ve iş arkadaşın olarak kalabilir. Eğer izin verirsen birlikte olmaya da gidebilir. Seni hayal kırıklığına uğrattıysam çok üzüleceğim. Yok. Hayal kırıklığına uğratmadınız. Siz benim çok hayran olduğum birisiniz. Sadece çok şaşırdım. Hiç beklemediğim bir şeydi. İşte. Evde tek başıma oturuyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, bunalıyorum. Birçok keşkeler. Cevabında maalesefler. Bir adım atmadan önce düşünmeyi böyle böyle öğreneceksin işte. Senin bütün sorunun ne biliyor musun? Başıboşluk. Bir arkadaşın yok mu senin? Var tabii. Ama onlar benim gibi değiller. Birçok sevgilileri falan var. Bazen aynı dilden konuşamıyoruz ne yazık ki. Ama bir tane vardır. Böyle dostum dediğin, başın sıkıştığında çağırdığında geleceğine inandığın biri vardır. Var tabii. Şimdi Amerika'da. İnternetten konuşabildiğimiz kadar konuşuyoruz. Biliyorsun orada gündüz olduğunda burada gece oluyor. Aynı ruh halinde bile olamıyoruz. Ben onu gecenin bir köründe salya sümük aradığımda o sabah daha yeni uyanmış oluyor. Ya bilmez miyim? Saçma sapan bir durumdur. Tatile çıktığında her şey hallolacak mı? Yani tamam. Tamam ama... Ama işte. Çalış. Ne? Çalış. Şu haline bak. Amaçsız amaçsız ortalıkta dolaşıyorsun. Ya aslında bunu ben de düşündüm. Yani kendi kendime dedim ki Nüket sen ne yapıyorsun? Baktım hayatıma. Alışveriş, ev, arkadaşlar. Ev, alışveriş, arkadaşlar. Başka bir şey yok. Ama ne iş yapacağım? Kızım, senin kendi şirketin var. Başkasının yanında çalışmayacaksın herhalde. Abi, ben orada ne yapabilirim ki? Hiçbir şey bilmiyorum. İki dil biliyorsun. En ihtiyacımız olan şey,
Şu yabancı dilde yazışmalarla işe başlayabilirsin mesela. Sence yapabilir miyim? Bilmem. Bir başla göreceğiz. Ya sen gerçekten ciddisin. Evet, çok ciddiyim. Hem gözümün önünde olmuş olursun. Hazırladın mı? Sevdiği yemeklerden yaptım. İnşallah kabul eder. Eder tabii canım. Niye etmesin? Özlemiştir senin yemeklerini. Kim bilir nerelerde neler yiyordur. Kim bilir. Ben bakarım. Sen işine bak. Alo. Feride Hanım. Benim Jale, nasılsınız? Çok mersi Jale Hanım. Bizlerin durumu malum. Sizler nasılsınız? Olanlardan son derece üzgünüz. Önce karışmak istemedik. Bu yüzden sizi daha önce aramadım. Fakat görüyoruz ki Namık ve Zülal kendi kendilerini bir yere varamıyorlar. Eğer anne olarak üzerime düşen bir şey varsa sizinle ve Zülal'le görüşmek isterim. Çok iyi, çok yerinde olur. Ne zaman isterseniz buyurun Jale Hanım. Ben de Esed de çok seviniriz. Güzel. Şu anda holdingdeyim. Necat'ı bekliyoruz. Ufak bir toplantımız var, ondan sonra gelebilirim. Müsait misiniz? Tabii. Bekliyorum. Görüşmek üzere. Zülal'e de geleceğimi söylerseniz sevinirim. Peki. Görüşmek üzere. Zülal ve Namık için konuşmak istiyorum. Nihayet akıllarına geldi. Sen Halil'de fazla oyalanma Esed de. Annesi olarak sen de burada ol kızım. Ne oldu? Artık onlar da her şeyi biliyorlar. Senin burada olmaman yanlış olur. Onlar beni ciddiye almazlar Feride Hanım. En iyisi siz yalnız konuşun. Ne münasebet. Esed. Zülal'i sen doğurdun. Buna saygısızlık eden beni karşısında bulur. Lütfen çabuk dön, iyi mi kızım? Peki. Zaten Halil'in de evde olup olmadığını bilmiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yollardan geçtim. Ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Benim de elimde bir bavul. Karnımda sen. Kendimi günlerce nereye taşıyacağımı bilemedim. Ama sen ayrılırken babamı seviyordun değil mi? Sen bir anne olarak düşünmek zorundasın. Bütün kararlarını bir anne olarak vermek zorundasın. Ben bugünkü aklımla geçmişe gitsem ne yapar eder Ömer'i beklerdim. Affedilmeyecek şeyler yaptı. Ona çok kızdım, çok kırıldım ama yine de beklerdim çünkü ben sana bakamadım Zülal. Ben seni vermek zorunda kaldım. Bugün bile hala bana beni niye bıraktın diyorsun. Anne demeye dilim varmıyor. Namık'tan ayrılıp bu çocuğu doğurduğunda
çok şükür sen evlatlık vermek zorunda kalmayacaksın ama... Babasız büyüttüğüm bu çocuk, anne beni niye babasız büyüttün diye sana hesap sorar. Sen de ona, babam benden önce birini hamile bırakmıştı diyemezsin. Bu küçücük çocuğa bunu anlatamazsın. Onu babasından soğutmaya kıyamazsın. Yüreğini ağırlaştırır kızım. Affet. Dön mü diyorsun? Sen benim kızımsın. Ben senin gözünden sakınırım. Ama namı da görüyorum. Seni seviyorum. Çok pişman. Ne olduysa senden önce oldu. Ya Nama, bir kerecik daha şans ver. Ya da bebeğinle vedalaş. İnan öbür türlüsü çok daha zor olacak. Seni sadece Nama olan güvensizliğin durdurmuyor, biliyorum. Sevmek tek kişilik bir şey. Olsa da seviyorsun, olmasa da... Ben babanı görmeden 25 sene sevdim. Ama Melih'i babasıyla büyüttüm. Fırat Bey odasında mı? Evet. Ama önemli bir görüşme için misafirini bekliyor. Kimseyi almayayım dedi. Ben kimse miyim? Misafir Necdet İkinci mi? Evet efendim. Neler sıkılmış? Ortaklığa karar verilmiş. Ne bu? Zülal'i Namık'tan alamazsan bu şekilde intikam alırım mı? Senin kendi şirketine de mi saygı yok? Burada bunca insan ekmek yiyor. Vay, kahraman Necdet. Sana gerçek nedenlerini açıklamaya çalışmayacağım. Hem sandığın gibi eller sıkışılmış, ortaklık başlamış falan değil. Kaldı ki senin gibi babasının imkanlarıyla iş sahibi olmuş birine neyi, neden yaptığını da açıklamak zorunda değil. Hoş geldin Necdet. Merhaba Necdet, nasılsın? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Seni burada görmekten çok mutluyuz. Aslında Necdet de bizi gördüğü için çok mutlu olacaktı ama... maalesef kapıdaki ilk karşılamayı oğlunuz yapmış. Canını sıkacak bir şey yapmamıştır inşallah. Bakın bunu tekrar tekrar konuşmak istemiyorum. Bu şirkete ortak olmak istememin... Namık'ın aileme yaptıklarından dolayı ona zarar vermek istememle herhangi bir alakası yok. Necdet, biz bunu zaten biliyoruz. Öyle olduğuna inandığımızı düşünme sakın. Hiç kimse intikam için, öfke için zor durumdaki bir holdinge ortak olmaz. Aslında ne düşünse haklı Şali. Yani senin o serseri mayın, o şeytana pabucunu ters giydiren oğlunun yaptıklarından sonra söyleyecek sözümüz mü kalıyor? Bak Necdet, seninle açık konuşacağım. Seni oğlum gibi severim. Ne de olsa elimizde büyüdün tabii. Hatta şu anda benim için Namık'tan çok daha değerlisin. Değil mi ki şu zor durumumuzda elini taşın altına koydun. Bu işte ben de varım dedin. Vefanı gösterdin. Sana ömür boyu hepimiz minnettarız. Fırat Bey, size varım dediğimde şartlar başkaydı. Bugüne kadar namıklı olan ilişkimizdeki pürüzleri... aramızdaki ortaklığa karıştırmama konusunda birçok kez ricada bulunduğumu hatırlıyorum. Fakat şimdi resim değişti. Namık'ın Nükhet'e ve Zülal'e yaptıklarından sonra... Çok özür diliyorum. Bunun sizinle bir alakası yok. Şu an kendim için yapmam gereken şey... bu ortaklığı bir süre askıya alacağım.
Özür dilerim. Bağlama kızım. Kimseyi bağlama. Affedersin. Yerden göğe kadar haklısın Nejat. Ben nasıl ailemi kurtarmak için böyle bir ortaklığı istiyorsan, sen de ailenin onurunu kurtarmak için böyle davranmakta çok haklısın. Yani sağ olsun oğlumuz. Onun sayesinde ne itiraz edecek ne de seni ikna etmeye çalışacak halimiz yok. Yine de her şey için çok çok teşekkür ederim. Yüzsüz herif. Sayende Nejat ortaklığı askıya aldı. Eğer bu şirket senin yüzünden batacak olursa, yemin ediyorum oğlum filan demem, dımdızlak koyarım kapını. Bana bak, şimdi git, Zülal'le aranı düzelt. Nükhet'e kendini adam gibi affettir. Nejat'ı tekrar bize kazandır, yoksa... Sakin ol. Sakin ol Fırat. Yardım edeyim mi? Bitti zaten. Bu ne? Onlar kalsın biraz. Şimdilik giyeceklerimi çıkartıyorum. Zülal'cim. Jale Hanım, Namık, Esed, ben. Ne dersek diyelim. Kalbin ve aklın ne diyorsa onu dinle yavrum. Sorun o zaten. Aklımla kalbim farklı şeyler söylüyor. Efendim. Alo kızım Zülal. Benim. Geldi mi Jale Hanım? Yok gelmedi daha. Sen neredesin? Ben Halil'in evinin önündeyim. Kapı duvar. Bekliyorum. Arasana, gelmez belki. Boşu boşuna bekleme orada. Arayamam şimdi, kızar. Açmaz. Ararsam gelmez belki. Onun bu aralar ne yapacağı belli olmaz. Hadi inşallah Jale Hanım geç kalır da yetişirim. Sen onu merak etme. Kızım, Jale Hanım herhalde Namık için konuşmaya geliyor. İyi düşün oğlum. Sadece bugünleri değil, yarını da düşün. Doğuracağım dediğin çocuğunu da düşün. Tamam. Selam söyle. Geldi herhalde. Tamam, söylerim. Hadi, yetişmeye çalışacağım. Tamam, görüşürüz. Thank you.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. İnşallah işlerinize mani olmadım. Rica ederim. Buyurun. Efsat yok mu? Dışarıda. Bir işi vardı. Yetişmeye çalışacak. Zülal'cim. Namık'la yaşadıklarınızdan sonra ister istemez biz de çok gerildik. Haberlerinizi Eda'dan alıyorum. Ve inan çok üzülüyorum. Tahmin ediyorum. Biz de çok üzgünüz. Her iki ailede çok kötü şeyler yaşıyoruz. Maalesef bazı erkekler hiç büyümüyor. Namık da böyle bir çocuk. Hem de babasına benzeyenlerden. Bak canım, yaşadıklarının aynını ben de yaşadım. Hatırlarsın, konuşmuştuk bir gün. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışmıştım. Ben de senin gibi gençtim o zamanlar. Bir değil, iki değil, kaç defa oldu. Affet Şale, seviyorsun kocandır. Affet Şale, hamilesin. Affet Şale, bak kızın oldu. Ama biliyor musun? İyi ki sabretmişim. İyi ki mücadele etmişim. Bak 30 senedir evliyiz. Neden katlandınız? Aslında bütün bu zorluklar Eda doğana kadarmış. Eda'dan sonra Fırat çok değişti. Erkekler baba olunca değişiyor. Ha değişmeyeni yok mudur? Vardır mutlaka. Ama inan, Fırat'ın da namı da özü kötü değildir. Sadece genç, yakışıklı, itibar gören erkekler olunca kadınlar peşlerini bırakmıyor. Bazen reddetmek bile onlar için gurur meselesi oluyor. Çok özür dilerim. Necat'ın kardeşini ayrı tutuyorum. Ama ne yazık ki tecrübelerim bu yönde. Haklısınız. Ben Nükhet'e de kızıyorum. Çok iyi tanımadığın, güvenmediğin biri. Ne diye başına bu işleri açarsın be kızım? Hem kendi üzüldü, hem bizleri üzdü. Namı seviyor musun diye sormayacağım sana. Daha birbirinizi tanımadan çok çabuk evlendiniz. Yine de önünüze güzel bir yol vardı. Tanrı o yolun başına bir de size bebek verdi. Ama oğlum bunu anlamadı. Eğer seni bir daha üzerse onu asla affetmem. Zaten buraya onun için değil. Torunum için ricaya geldim. Nükhet Necat'ın kardeşi. Biz hep birlikteydik. Namık, Eda, o, Necat. Kafam çok karışık. Bir kere bir insanın güveni sarsıldı mı, onu tekrar yerine koymak mümkün mü bilmiyorum. Yine de denemedim deme. İster bir ay, ister bir yıl. Bebeğiniz için ona bir fırsat ver. Ayrıca Namık seni seviyor. Bütün ona olan kızgınlığıma rağmen bundan eminim. Ama eğer dönmeyeceğim, bu iş buraya kadar dersen, her ihtiyacında torunumuzun yanında olacağımızı bil. İtiraf etmeliyim. Hiç ummadığımız bir şeydi. Böyle olmasını ben de istemezdim. Üzülüyorum ama sen ne dersen de haklısın. Yoruldum. Kibarlığından mı askıya alalım dedin, yoksa gerçekten düşünmek mi istiyorsun? Namık hala Zülal'i geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Düzeleceğini bilsem, kendi elimle Zülal'i Namık'a götürürüm. Ama biliyorum düzelmeyecek. Yine her şeyi mahvedecek, yıkacak, yakacak. Bu sefer bana öyle gelmiyor. Namık'ınki sevgi ya da bağlılık sorunu değil. Ego sorunu var onun. Bak zaman beni haklı gösterecek, göreceksiniz. Niye Zülal geri dönecekmiş gibi konuşuyoruz? Çünkü dönecek. Çünkü onu en zayıf yerinden vuruyor. Bebeğimiz için dön. Salak. Sanki Nükhet'in çocuğu başkasının çocuğuydu. Eğer arada Zülal olmasaydı, yemin ederim senin o kardeşini öldürürdüm orada. Zülal namı seviyor mu Necan? Bana niye soruyorsun? Hiç. Sadece sordum.
Yani bizimle bir yol yürümekten aslında vazgeçtin. Namının düzeleceğine asla inanmıyorum. Eğer milyonda bir ihtimal varsa... evet, o ihtimal için sizin ortaklığı askıya aldım. İnşallah bu namını düzeltir. Hadi kalkalım. Çok tuttum seni. İşine geç kalıyorsun. Kadar oldu. Eh be kadın, bu soğukta. Yok, üşümedim. Kalorifer de yok bu evde. Soba ısıtıncaya kadar yarım saati bulur. Bir battaniye vereyim sana. Buzdolabı var mı? Hayır, yok. Bahçe, balkon falan. Bunda ne yersin? Çorba, enginar, dolma. Senin sevdiğin şeylerden yaptım. Ama içeride durmasın, bozulurlar. Soğuk yer lazım. Arka pencerenin önü geniş. Oraya koyarım. Zahmet etmişsin. Severek yaptım. Hep bu saatte mi geliyorsun? Bazen. İşe bağlı. Geldin diye arasaydın ya. Çekindim, arayamadım. Ötürü birkaç şey getirdim evde bıraktıklarından. Kirlilerim varsa götüreyim, yıkayayım onları da. Öyle yapma Evset. Sana borçlu hissettirerek aklımı karıştırma. Eve dönmen için yapmıyorum. Sen bana çok emek verdin Halil. Sen benim kızımın babasısın. Eğer bunları yapmazsam kendimi kötü hissederim. Madem buraya kadar geldin, sana çay yapayım. Sallama ama. Çaydanlığım yok. Olsun. Çok güzel isim veriyorsun. Fotojenik mi? Kesinlikle. Çekmeyin daha fazla. Utanıyorum. Evet, utanıyorsun. Bak sana göstereyim. Günaydın. 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 Simit isteyen? Ben çıkıyorum yavaş yavaş. Sağ ol bari. Ben de öyle. Sana afiyet olsun. Toplantılarım dışarıdaydı. Biliyorum, andaçlardaymışsın bugün. Belki kızlarım, rica ediyorum bu konuyla ilgili sıra dışı bir yorum yapmayın. Yo, tam tersine. Gitgide sana olan saygım daha çok artıyor. Eğer şartlar başka türlü olsaydı ben de andaçlarla ortaklığı düşünürdüm. Ama ben olmadım. Nedenini sorabilir miyim? Durum ortada. Zülale ve kardeşime bunu yapan bir adamı karnını doyuracak değil. Ben ortaklıkta süründürürdüm. Sen de başka türlü süründürüyorsun. Ha, bugün Müket'le beraber. Ona burada çalışmayı teklif ettim. Ne? Çok sıkılıyor. Ona her şeyi vermiş olman her şey olduğu anlamına gelmez. Kız uzay boşluğunda gidiyor. Burada çalışmak ona iyi gelecektir. Peki Müket ne dedi bu işe? Çok heveslendi.
Yarın gelip başlayacak. Nereye gideceksin? Babama. Anlaşıldı. Benim gelemeyeceğim bir yermiş. Evet. Peki gece seni arayabilir miyim? Uygun olduğunda ararsan sevinirim. Tamam. Dikkat et. Siz de. Sen de. İşe gidiyor, geliyor. Ha, geçen akşam telefonda bahsetti biraz. Gelsin konuşacağım. Sen gidip gördün mü çalıştığı yeri? Nasıl bir yerde çalışıyor? Patronu kim? Melek kocaman kız. Kontrole gidilir mi? Okuldan hocasıymış. Zülal de tanıyormuş. Düzgün bir adammış. Olsun. Gene de gidip görmem lazım. Kızım nerede bilmem gerekiyor. Öyle kuru kuru telefonun şu adresi buyla olmaz. İyi. Ama Melek'e bir sor istersen. Birini mi bekliyordun? Evet, sevgilim gelecek. Akşama deyince ben daha geç geleceksin diye düşündüm. İşim erken bitti. Geç. Anne? Sevgilim gelecek dedim, ödü koptu. Sizi yine böyle birlikte görmek ne güzel. O kadar da değil, misafirim. Biz de tam senden konuşuyorduk. Baban senin çalıştığın yere gelmek istiyormuş. Niye? Ne demek niye? Çalıştığın yer iyi yer mi, kötü yer mi? Patron iyi insan mı, kötü insan mı? Bir gelip bakacağım. Baba sence ben bunu ayırt edemeyecek yaşta mıyım? Ben bir defa geleyim içim rahat etsin. Sonra bir daha gelip seni mahcup etmem. Öyle bir çay içmeye geldim derim. Merhaba. Merhaba. Yalnız mısın? Evset Halil abiye gitti. Annem de o yok diye balık almaya çıktı. Hiç olmamış bir şey. Bu evde ilk defa yalnızız. Konuşurken niye yüzüme bakmıyorsun?
sen şimdi Zülal diye birini sevmiyor olacaktın. Annemin yetiştirdiği gibi yetiştirmeyeceğim bir çocuk olsun istiyorum. Eğer ben de baba olsaydım, bir çocuğum olsaydı aynı şeyi düşünürdüm. Ben böyle bir şey düşünmüyordum ki. Abimle konuştuktan sonra aklıma yattı. Yapabilecek misin? Sen rahatına düşkün bir kızsın. 11'den önce kalkmazsın. Elimden geleni yapacağım. Yani bugün abimle konuştuktan sonra da tekrar düşündüm. Çevrem yok. Bir amacım yok. Bana sorsalar sen kimsin diye... Belkıs ikincinin kızıyım demekten başka bir cevabım yok. Bravo Nüket. İlerleme kaydediyorum ama değil mi? Tam olarak onu demek istemedim ama bir arayışa bile girmen çok güzel. Nüket ihtiyacı olduğu için değil, istediği için çalışacak. Yapamazsan hemen bırakabilirsin. Abim şimdi senden diğerlerinden beklediği disiplini bekleyecek. Seni kayırmaz. Beceremezsen seni azarlayabilir. Eğer öyle bir şey yaparsan hemen bana haber vereceksin, tamam mı? Başarmak için elinden geleni yapacağım. Güzel iş kadını içiyorum o zaman. Böyle 30-35 metrekare bir ev. Göya ortalığı toplamış, düzenlemiş ama görseniz perişan. İçiniz acır. Bir de çay bardakları almış kendine. Saydım 3 tane. Kesin biri bana, biri anneme, biri de kendine. Dönecek o. Göreceksiniz, dönecek. Bilmiyorum. Hiç öyle görünmüyor. Aman. Naz yapıyor anne, anlamıyor musun? Birbirlerini nasıl seviyorlar göreceksiniz. Ortalarında otururken ben kendimi fazlalık gibi hissediyorum. Aman deli bu da. Belki de böyle bir sınava ihtiyacınız varmış. Babam bir dönsün, o zaman aman be Halil, bir sus be Halil dediğini duyacak mıyız bakalım? Dönsün de mi? Konuşabilir miyiz? Peki. Konuşalım. Yürüyelim mi? Ben bunu tutmalıyım.
daha kolay atlatman için. Oturduğun yerde bunları mı okuyorsun? Yapabileceğim daha anlamlı bir şey yok. Sana çok yabancılaştım. Farkındayım. Bunun düzeleceğini de sanmıyorum. Bu şekilde uzak kalmaya devam edersek daha da uzak hissedeceksin. Bazen yakındaki insanlar sana çok uzaktır. Bazen uzağındakiler de en yakınındır. Bu cümlenin gizli öznesi Necat mı? Onun yanında kendini çok mutlu hissediyorsun, öyle değil mi? Bizim evliliğimizi Necat bozmadı Namık. Bu soruma bir cevap değil. Onun yanında kendini çok mutlu hissediyorsun? Doğduğumdan beri Necat'ın yanında kendimi hep mutlu hissediyorum. Namık'la Zülen'in arasına Necat'ı koymaktan vazgeçtim. Ben sana evet dedim. Sen de hep yalanlar söyledin. Yalanlar söylemedim. Sırlar sakladım. Bu kadar manyak bir durumdayım ki başkasını sevsem bile sana gel diyeceğim. Seni o kadar çok seviyorum. Belki de hastalıklı bir ruh halinde seni Necat'tan, Melek'ten, kendini benden daha yakın hissettiğin herkesten kıskanıyorum. Gözümü kapattığımda tek bir hayal kurabiliyorum. Evimizdeyiz ve çocuğumuz var. Bu bana bütün bekarlık yıllarımdan, tüm başarılarımdan daha huzur verici bir şeymiş gibi geliyor. Sensiz yok oluyorum. Eğer dönersem çocuğumuz için dönerim. Ben hayatım boyunca kimseye, annem dahil Namık, benden bir şey gizleyen hiç kimseyi affetmedim. Acı vereceksin, niye geri dönüyorsun? Çünkü ben Zülen'im. Babam öldüğünde tanıdım. Acısı hala şu an. Ama ikisi aynı şey değil. Senin bebeğinin babası hayatta. Boşanırsın, görüşürler. Dönmezsem herkes acı çekecek. Tek başıma bir yere gitsem, bu bebek benim tek güçsüzlüğüm oldu Melek. O olmasaydı kimse beni tutamazdı. Değil mi?
bebek için gitmeyi düşünüyorsun. Bu ikinize de haksızlık. Necat ölene kadar seni sevecek. Sen ölene kadar onu seveceksin. Kimden, neden kaçarsanız kaçın, bu hiç değişmeyecek. Nasılsın yavrum? Melek de kameraya da oturduk biraz. Anne sözü dinleyeceğim. Seni sökse. Belki hayatın geri kalanı her ikimiz için de katlanır olacak. Yoksa böylesi bir cehennem. Karnında bebeğin olmasa alıp götürürüm seni. Tutar kolundan çok uzaklara sürüklerim. Ama ikimiz değiliz artık. Minicik, masum bir can taşıyoruz. Senin de benim de ona bunu yapmaya hakkımız yok. Seni ne durduruyorsa, inan beni de o durduruyor. Sırf senden bir parça diye, onu şimdiden çok seviyorum.
yaşımızda olsak. Biri bize siz kuzen değilsiniz dese. Tam senin beni öptüğün o karlı gecenin sabahı mesela. Ben de öperdim o zaman seni. Bir sihirli değnek diyecek. Karşına benim kadar sevebileceğim biri çıkacak. Sana acı vermeyecek bir aşk yaşaman için hep dua edeceğim. Çünkü insan en çok en sevdiğini mutlu olmasını ister. Sülal. Az önce Necat Ekinci'yi neden aradığınızı öğrenebilir miyim?